Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir oyun çıktı biliyorsunuz, Call of Duty'nin yeni Warzone oyunu. Şimdi onunla ilgili şöyle, grafik bayağı yüksek grafikler istediğini fark ettim. Çoğu bilgisayarlarda da kasıyor, hani bilgisayarınız güçlü bile olsa kastığını fark ettim. Genel olarak sıkıntısı ayarları kötü geliyor. Ayarlarını kendinizin birazcık geliştirmeniz lazım. Şimdi oyunlarda geçmeden önce ekran kartınızın GeForce Experience eğer kullanıyorsanız, Nvidia ise yapılacak ufak bir ayar var. Onu göstereyim. Daha sonrasında da oyun içi ayarlara bakalım sizde. Şimdi Experience'ı açın. Masa üstünüzde büyük bir ihtimal atmışsınızdır ikonunu. Buraya geldikten sonra oyunların zaten burada giriş sayfasında görünüyor. Buradan bakalım ne var. Benim şurada Call of geldi. Ayrıntılar dedikten sonra ekran kartınız oyunun kendine göre en iyi optimizasyon değerini ortaya koyuyor. 1080 çözünürlükte optimum değer. Gördüğünüz gibi benim ekran kartım da şuralarda. Siz buradan performans almak istiyorsanız optimum değeri en sola çekip uygula dediğinizde oyunun performansı otomatikman artacaktır. Ama size tavsiyem oyun şeyin ekran kartınızın kendi verdiği optimum değeri kullan deyip optimize edin. Gayet yeterli bir şekilde oynarsınız. Neyse buradan oyna diyelim. Biraz bekletecek bizi. Bir yandan da kapatabiliriz bunu artık. Call of'un bağlı olduğu platforma bağlandı öncelikle. Ardından da şuradan bir play diyelim hemen. Ya oyun güzel. Çok beğendim. Yani kendi yorumumu katmak istersem şu süreçte. Apex olsun, PUBG olsun bu tarz oyunların birleşimi. Zaten Call of'un kendi... Ha, bu arada şöyle bir safe mode şeyi verdi. Neymiş bakalım. Hayır, safe modda başlatmasın. Ya Call of'un kendi fiziği zaten güçlü bir. Açılırken şöyle bir yüksek ses veriyor olabiliyor. Halen sevmediğim kısımlardan biri. Ya bir de her açıldığında bir performans optimizasyonu yapıyor oyun öncesi. Hani geliştirme aşamasında olduğunu farz ettiğim için yapıyor bunu. Yapsın bakalım. Ya oyun güzel ancak dediğim gibi iyi bir grafik kartın varsa bile, örnek veriyorum şu an bende GTX 980 var. Ancak şey yapıyor, hani böyle istediğim maksimum kalitede oynamana izin vermiyor. Yani bakalım. Arayüzünü falan size bu videoda anlatmayacağım. Sadece optimizasyon nereden yapacağız, nasıl yapacağız onu göstereceğim. Arayüzü de tatlıymış. Option kısmına giriyoruz sol altta. Şimdi buraya geldikten sonra bunlar genel mouse falan. Beni ilgilendiren kısım grafik. Ve şu genel kısım var ya burası. Şimdi audio kısmında da sesle ilgili şeyler var. Bunları siz ayarlayın. Çok fazla ses geliyor en başlangıçta. Şimdi genel kısma geldiğimizde şu kısım önemli. Oynarken işte FPS modda, first person modda ne kadar bir alanı göreceğinizi gösteriyor ki bu düşük olursa alacağınız FPS artar. Yani standart 100 100 kullanayım tabii, 100 0,8 olmuş, önemli değil de. Hani kasıyorsa, grafik kartınız kötüyse bunu düşürebilirsiniz. Şöyle 60'lara kadar, 70'lere kadar düşürebilirsiniz. Ancak ben de gayet başarılı şu an 100. Işık parlaklık o birazcık değişebilir. Onu siz de olduğunuz ortama göre değerlendirin. Arkanızdan ışık vuruyorsa parlaklığı arttırın ki ekranı görebilirsiniz. Ama karanlık bir odadaysanız düşük parlaklıkta da oynayabilirsiniz zaten. Subtitle'lar zaten biliyorsunuz, oyun hikayeli altta konuşmalar falan geçiyor. Bu konuşmaları altta görmek istiyorsanız açın, görmek istemiyorsanız açmayın. İngilizce mi geliştireceğim diyorsanız açın. Yazıları okursunuz, diyalogları duyarsınız. Kulağınız aşina olur. İşte renk körlüğü modları var. Bu güzel bir şey. Bazı arkadaşlarımız, abilerimiz renk körü olma durumu mevcut. Buna karşında hedeflerini şaşırmaması için böyle bir modu var. Ben ne yapmışım? Kendim şey yapmışım ya. Interface yapmışım, hoşuma gidiyor. Devam edelim. İşte text chatleri aktif kapalı. Bunların hepsi size göre. Bunların performansı aslında çok çok bir şeyi yok. Ekstrası yok. O yüzden nereye geçiyoruz? Grafik. Bizi ilgilendiren kısım. Şimdi grafikte öncelikle şunu görmeniz lazım. Ekran kartınızı oyun algılıyor mu? Şimdi şöyle oluyor. Laptoplarda biliyorsunuz hem
CPU'nun grafik kartını kullanabiliyor. Örnek veriyorum, i5 6500'ün HD 530 grafik kartı, Intel HD grafikleri kullanabiliyor. Ve tabii Intel'in grafik kartıyla normal harici bir ekran kartının performansı bir olmayacaktır. Siz buradan mümkün oldukça Nvidia veya da AMD kullanıyorsanız, işte ne bileyim, işte RX 590 falan kullanıyorsanız onu seçmenizi öneririm. Screen refresh rate, bu şey monitörünüzün özelliği. Eğer ki monitörünüz 75 Hz, benimki 75 olduğu için 75'i seçtim tabii ki de. Ama diyelim 144 Hz'dir. Hani bu 60'ta falansa bunu tabii ki de 144'e, 75'e, 60'a, artık her neyse. Şimdi asıl önemli, performans arttıracak veya da grafiğiniz çok iyi, oyun çok kötü görünüyorsa da onu düzelteceğiniz noktayı söylüyorum. İşte şu render resolution kısmı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu geldiğinde şöyle geliyor. Bakayım bir. 60'larda geliyor işte, 1224'e, yani 720p geliyor oyun size, tabiri caizse oyun görüntüsü. Ancak siz monitörünüz 1920'ye 1080 ise şuradan 1920'ye 1080'i ayarlayabilirsiniz. %100 de oluyor bu. Daha büyük bir 4K monitör falansa bunu arttırabilirsiniz bu şekilde. Hiç problem değil. Devam edelim. Daha önemlisi, hemen altında otomatik zaten şey var. Display Resolution diye bir kısım var. Yaptığında otomatik zaten değerleri indiriyor, kaldırıyor. Siz bunu da 1920'ye 1080 yapın. Şurada 100 yapın. Hop, bitti. Grafik sorununu çözdünüz. Kasıyorsa ama bunu düşürmeniz çok önemli. Ne kadar az alanı renderlarsa, ha kötü şu sağ tarafta gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki gibi net de olabilir, daha kötü olabilir. Solda performans artar, sağda performans düşer. Böyle düşünün. Ama kalite de artacak gördüğünüz gibi. Şimdi geldik bu işte kendisi otomatik şey yapması. Bunu otomatik yapın. Eğer 16'ya 9 oynuyorsanız ona göre size görüntü sağlayacak. İşte 21'e 9 oynuyorsanız ona göre bir açı sağlayacak. Bu şey VSense, dediğim gibi 75 Hz bir monitörünüz varsa FPS'inizi 75'e sabitleyecek. Ama ekranda yırtılmaları engelleyecek. Daha yüksek ben performans görmek istiyorum, işte ne bileyim 130 FPS görmek benim hoşuma gidiyor diyorsan bunu kapalı yap. Arada bir yırtılma olur ekranında, böyle sol tarafta gördüğünüz gibi. Yırtılma olur ama 130 FPS'i alırsın. Örnek veriyorum. Grafik kartın iyisi. Burada da şey var zaten. FPS limitin. Yani kare görme limitin. Bunu sınırsız yap ki yüksek FPS alabilirsin. Şimdi Nvidia Highlights'lara bakalım. Bu önemli. Bunu açarsanız grafik kartınız hem oyun oynatacak, bir yandan da adam öldürdükçe onun kaydını alacak arka planda. İnanılmaz bir performans düşmanı. Bunu iptal edin. Direkt kapalı yapın. Bu enable geliyor. Bunu disable yapın, geçin. Daha sonra display gamma'sı var. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi 2.2 sRGB var. Bir de ne varmış? BT 1886. Şimdi bu televizyon modunda kullanılıyor. Siz monitörde oynadığınızı farz ediyorum. Oyuncu monitöründe. O yüzden sRGB kullanacaksınız. Yani dikkat edin. İşte baba kısımlar burası. İşte texture. Grafik kartınıza göre bunları ya yükseğe çekeceksin ya da düşüreceksin. Düşür, düşür. En uygun pozisyon gelene kadar bunları düşür. Hani bana kalırsa normalden başlayın. Hepsini normale çekin buralara. Tamam mı? Hatta gereksiz şeyler var işte. Ufak parçaların kalitesi. Ya Allah'ını seversen ateşin birazcık daha net görünmesi çok bir işine yaramayacak. Kapat gitsin. İşte ne varmış mesela? Mermi izleri. Ben bunu aktif yaptım çünkü çatışma esnasında bazen algılayamıyorsun adamların nereden sıktığını. Duvara düşen mermi izinden, tabii çok böyle üstün bir fizik söylemiyorum ama düşen mermiye göre en azından adamın nereden sıktığını tahmin edebiliyorsun. Mesela şurada disable yapmışım. Bunun olayı da şu keskinlik. Aradaki keskinlikler var. Sağ tarafta görselde görüyorsunuz zaten. Ya böyle dümdüz kağıt gibi görünüyor ya da böyle detaylı, bayağı bir detayı belli. Çok gerek yok. FPS oyununda detay falan benim umurumda değil. Sizin de olmasın. Performansınız düşmesin. Şimdi gölge. Haritadaki gölge durumu. Yani gölgeler her oyunda kastırdığı gibi bu oyunda da çok fazla kastırıyor. O yüzden onu da düşüğe çektim. Bakalım böyle. Bunlar önemsiz. Disable etmiş durumdayım ben. İşte güneş gölgesi falan. İşte ön belleğine falan alıyor. Yürüdüm mü sağında vuruyor falan. Onları da kapattım. İşte parça ışıklandırmaları. Bunu da low'a çektim. Ufak detaylar sizi bir şey çok bir şey kazandırmayacaktır. Daha çok performansınızı düşürecektir mantığında olduğu için onları da düşüğe çekebilirsiniz. Ondan sonra geç. Şu önemli, anti-aliasing. Ya şimdi bunu ben en sona aldım. Yani ultra diyebileceğimiz konuma aldım. Çünkü şu
çizgiler böyle sağa sola döndüğünüzde işte kapının sağı, ne bileyim duvarın köşesi, arabanın hemen tekeri falan. Bunlar böyle ne derler, böyle piksel piksel görünüyor. Bu neyi engelliyor? Böyle net bir şekilde adam falan geçtiğinde algılayamıyorsun. Böyle netliği bayağı bozuyor. Ben bunu yükseğe aldım ama kasıyorsa bunu düşürmeniz size de inanılmaz bir performans sağlayacaktır. Hani bunu neye alabilirsiniz? 1x'e alabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Ama bu durumda dediğim gibi böyle net görünmeyecek şeyler. Zaten görselde görüyorsunuz. Bunu da kapattım daha net görünsün diye. Hani şöyle yapınca böyle bir tık daha böyle blurlu gibi geliyor. Işıklar falan kırılarak geliyor. Buralara çok karışmıyorum. Motion blur kendi oyunun içinde hissetmek isteyen için açabilir ama çoğu insanın midesini bulandırıyor, başını döndürüyor, baş ağrısı yapıyor. Tuhaftır, niye halen uyguluyorlar böyle bir şey anlamış değilim. Kapattım otomatikman. Silahtaki blur, hani sağa sola taşınca silahın hani böyle gerçekçilik katıyor. Ama gerek yok, kapat gitsin. Aslında şeyler genel olarak böyle bitti. Bunları yaptıktan sonra tabii kaydediyorsunuz. Ben kaydetmeyeceğim. Benim ayarlarım gayet güzel. Bunu da bitirdikten sonra oyununuzu rahatlıkla deneyebilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki ben aradaki FPS farkını nasıl göreceğim? Şöyle bir şey yapayım size. MSI'nin Afterburner uygulaması var. Bunu indiriyorsunuz. Tamam mı? Ben genel olarak bunu açacağım. Çok merak eden olursa bunun için de ufak bir video hazırlarım. Nasıl kullanılacağına dair. Yani onun da bir videosunu çekeriz. Bak gördüğünüz gibi sol tarafta neyin ne kadar kullanıldığını gösteren bir arayüz çıktı. Bunları ben belirledim. İşte CPU'lar görünsün, kaç RAM kullanıyor oyun şu an onu görünsün. İşte ekran kartındaki FPS ne kadar, GPU ne kadar kullanılıyor falan. Bunları ben ekledim. Siz tabi istediğinize göre değiştirirsiniz bunu. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl yapacağınızı söylüyorum. Ben bir tane pratik mod açayım da direkt otomatik. Oh. Şurada açılsın, burada oynayalım. Hiç düşmanlarla falan uğraşmaya gerek yok. Şimdi FPS'i 75'e sabitlemiştik ya şuradan. Option grafiklerden neyi aktif etmiştik sizle birlikte? Şurada. Nerede yapmıştık? Burada da değil. Biraz daha yukarı çıkalım. Şu VSense. Bunu şimdi disable yapalım. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi FPS 120'lere 100 bilmem kaç 118 falan çıktı. Şimdi sizin yapacağınız sürekli kontrol etmek. Option'a geleceksin. Buradan texture diyor ya mesela. Yükseğe çekeceksin, kaydedeceksin. Bakıyorsun, çok bir değişiklik olmadı. Demek ki yüksekte de oynayabiliyormuş. Hani bunu yapmanız sizin için yeterli. Gelip bunları sürekli yükseğe çekebilirsiniz. Veya da baktınız bayağı düştü. Yani şu an alan da küçük olduğu için aslında düştüğünü pek hissetmiyorum. Neyse şunları takayım, daha büyük bir alana geçeyim. Orada düşecek mi performans? Bakalım. Halen FPS 100 küsurlarda. Tamam ya, dediğim gibi siz buradan sürekli şey yapın. Option'lardan ayarları yükseltin, düşürün. En uygun FPS'i aldığınızda da videoyu bitirin. Tamam mı? Ondan sonra da oyunun tadını çıkarırsınız. Hatta son bir şey daha göstermek istiyorum. Ben kendim de denemedim. Şimdi deneyeceğim. Grafikte şu render resolution vardı ya. Şimdi bunu şöyle şuraya arttırsam ne olur merak ettim açıkçası. RAM 102. Görüyor musunuz? Şu FPS'e bak. 40'a düştü. Ama görüntüye bakalım. Yani görüntüde çok ahım şahım değişti mi? Değişmedi açıkçası. Bir de sizin için şunu yapayım. Oyunun ilk başlangıçta gelen görüntüsü bu. Ah, bu böyle geliyor. Bak. FPS 150, 160 ama görüntü bu. Bu ne lan? Ama şey yapar ya, oynatır yani. Neyse biz şimdi tekrardan eski haline getiririm ben. Neyse video bitti, bu kadar. Anlamadığınız bir şey olur veya da fark etmediğiniz, şunu nasıl yaptıydım ben yapamadım dediğiniz bir şey olursa yorum olarak atın. Veya da Discord adresimize gelin. Ben birebir uzaktan bağlanıp yardımcı bile olabilirim size. Hadi kendinize iyi bakın.